İyi günler arkadaşlar. Bugün yine bir hacker renk sorusuyla karşınızdayım. Divisible sum pairs. Toplam çiftinin bölünebilirliği gibi bir başlık var. Given an array of integer, integer bir dizi veriliyor. And the positive integer k, bir integer k sayısı veriliyor. Determine the number of i,j pairs where eg'den küçük olacak. And a dizisinin ininci elemanı, a dizisinin ininci elemanın toplamı k'ya bölünebilecek. Yani dizinin herhangi iki elemanının burada bir de i'nin j'den küçük olduğunu vermiş. Yani sıfırıncı elemanla bu dizinin sıfırıncı elemanla birinci elemanı topla diyor. Bu k'ya bölünür mü bak diyor. Sonra diyor bu sıfırıncı elemanla ikinci elemanı topla. K'ya bölünür mü bak diyor. Sonra bu elemanla bunu topla diyor. K'ya bölünebilir mi bak diyor. Sonra 1 ile 6'yı topla diyor. K'ya bölünebilir mi bak diyor. Bu bitince diyor ikinci tura geç. Bununla bunu topla diyor. Sonra bununla bunu topla diyor. 2 ile 4'ü. Sonra 2 ile 5'i topla diyor. Sonra 2 ile 6'yı topla diyor. Bu da bitince diyor bir sonraki tura geç diyor. 3 ile 4'ü topla diyor. Tabii ki her toplamın 5'e bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. Bölünürse topluyoruz. 3 ile 5'i topluyor, 3 ile 6'yı topluyor. Sonra 4 ile 5'i topluyor, 4 ile 6'yı topluyor. En sonunda 5 ile 6'yı topluyor. Ve bu şekilde dizinin sonuna kadar burayı arkadaşlar tarıyor. Evet, sorumuz bu. Şimdi editörümüze geçelim ve çözümümüze başlayalım. Değerlerimiz nedir? Dizimizin adı R ve bize verilen k. Dizinin hangi formatta verildiğine de bakayım. Evet, n ve k veriliyor. Burada n'yle işimiz yok. n dizinin boyutu, biz dizinin boyutu diye alabiliriz direkt olarak. n ve k'yı veriyor ve integer bu şekilde bir R dizisi veriyor. Evet yani bir tane hemen R dizisi tanımlayayım. Evet arkadaşlar hızlıca ben değişkenleri tanımladım. Zaman almasın diye de videonun bu kısmını keseceğim. Evet bir dizi tanımladım. K sayısında 2 olarak verdim. Result da 0 verdim. Result ne? Kaç kez bölünebildiğini saymak için bu değeri kullanacağım arkadaşlar. Geliyorum bir for çevirimine. Baştan sonuna kadar gidecek. Biri alacak sonra ikinci turda bunlarla kıyaslayacak. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? Buraya kadar gidecek. Neden buraya kadar? Çünkü bununla bir sonrakini kıyaslayacak arkadaşlar. Bununla bir sonraki olmadığı için toplayamayacak. O zaman buraya kadar gidecek dizi. Yani dizinin uzunluğu eksi 1'e kadar gidecek. Hemen buraya geliyorum. R dizisinin lengti eksi 1 diyorum. Buraya kadar gidecek. Tamam. Bu birinci elemanı aldık. I. Birinci eleman iyi gidecek. I sıfırken J ne olacak? Birden başlayacak. Birden başlayacak. O zaman gelelim şu J'ye. J için bir çevrim yapalım. J bakın I sıfırken birden başlayacak arkadaşlar. Bunu sıfırdan başlatırsanız yanlış olur arkadaşlar. O zaman gelir sıfırıncı elemanla sıfırıncı eleman topla. Sıfırıncı eleman 1. Bir. Bir, sıfırıncı eleman yine 1. 1 artı 1. 2, 2, 2'ye bölünür der ve rezaltı 1 tane arttırır ve bize yanlış sonuç verir. Çünkü biz aynı elemanı toplamayacağız. 2 farklı elemanı toplayacağız. Sıfırla 1'i toplayacağız. Sıfırla yani bununla bunu toplayacağız. Sonra gelip bu 1 ile 4'ü, bu 1 ile 2'yi, bu 1 ile 3'ü, bu 1 ile 1'i, bu 1 ile 4'ü. Yani başlangıç toplamız kendisinden 1 ilerisi arkadaşlar. Daha sonra ikinci tura geldiğimizde i bir olduğunda yani bununla diğerlerini toplamaya başladığımızda bu defa 3 ile 4'ü yani j 4'ten baş ikinci elemandan başlayacak. Bir sonraki elemandan başlayacak her defasında. Dolayısıyla j'nin başlangıç değeri her zaman için arkadaşlar i artı 1. Her defa i'den bir sonraki elemandan başlayacak ki bu toplama alsın. Nereye kadar gidecek j? J sona kadar gidecek. Aynı dizinin sonuna kadar gidecek arkadaşlar. R Burada yanlış yazmışız. R dizisi. R sonuna kadar gidecek arkadaşlar. Evet buraya geldim. Burada ne yapacağım ben? Burada R dizisinin ininci elemanı ile R dizisinin jininci elemanını toplayacağım. Toplamın k'ya bölünüp bölünmediğini bulacağız biz. Bunu da bir paranteze alayım. Sonra geleceğim. Bu k'ya bölünüyor mu diyeceğim. K'ya bölünmeyi nasıl bulurum? Böyle k derim eşit sıfır derim. Eğer bu toplamın k'ya bölümünden kalan sıfırsa k'ya tam olarak bölünüyor demektir. O zaman geleceğim. Bu toplam bölünüyor demektir. Bölünüyorsa bir tane sayı diyeceğim. Result değişkenime benim bir tane sayı ekle diyeceğim. Result arttır diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Şu anda bitti. Evet arkadaşlar sayalım bunların kaç tanesi bölünür? 1 artı 3 çift sayı bölünür. 1 artı 4 tek sayı bölünmez. 1 artı 2 bölünür. Evet bayağı bir sayarsak buradan çıkar tek tek bölünenler. K2 olduğu için. K büyük olsaydı bölünen sayısı tabii ki az çıkardı. Evet sonuç 23 olarak çıktı. Acaba doğru mu bu sonuç? Nasıl test edeyim? Testi kolaylaştırmak için K'yı büyüteyim de bölünenler azalsın. 1 ile 3'ün toplamı 4'tür doğru bölünür. 1. 1 ile 3 bir tane daha var bölünür. 2. Buraya geldi. 3 ile 4 bölünmez. 3 ile 2 bölünmez. 3 ile 3 bölünmez. 3 ile 1 bölünür. 3 ile 1 bölünür. 2 tane 3 ile 1 var. Etti 4. Geldik 4'e. 4 ile 2 toplarsak bölünmez. 4 ile 3'ü toplarsak bölünmez. 4 ile 1'i toplarsak bölünmez. 4 ile 4'ü toplarsak 8, 4'e bölünür. Etti 5. Geldim buraya. 3 ile 1'i toplarsam bölünür. 3 ile 1'i toplarsam bölünür. 2 ile topladıklarım bölünmediği için atladım. Dolayısıyla sonuç burada sanıyorum 7 olarak vermesi lazım. Evet sonucu 7 olarak verdi. Bir de debug yaparak görelim bunu. Başladım işlemlere. Önce geldi. For çevirmene girdi. i sıfır. J kaçtan başlayacak? J1. Bakın I0, I 0. I artı 1'den başladı. 0. elemanla birinci elemanı kontrol edecek. 1 ile 3'ü kontrol edecek arkadaşlar. Bunu biraz daha iyi görmek için şöyle bir şey yapayım. Şuraya bir toplam değişkeni tanımlayayım. Çiftin toplamı anlamında bir değişken tanımladım. Ve o toplamı da göstermek istiyorum. O yüzden şunu aldım. Buraya Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırdım. Ve şuraya da geliyorum. Bu ifade yerine, ifadenin yerine Sampeyr yazıyorum. Evet. Bu toplamı buraya aldım. Debug'da daha Sampeyr'i de ayrıca göstereyim diye. Yoksa programın yapısında bir değişiklik olmadı. Evet. Şimdi buraya geldim. Sampeyr'i hesapladı. Sampeyr'i hesapladı. Sampeyr 4. 4 4'e bölünür mü? Evet. O zaman result'ı bir tane say. Saydı. Result 1 oldu. Şimdi geldim. J i hala 0. J 2 olacak. 2 oldu. J 2 oldu. Sampeyr'i topla hesapla 5. 5 4'e bölünür mü? K'ya bölünüp bölünmediğin ko. Hayır bölünmez. O zaten false dedi. Devam ettik. Şimdi ne oldu? J bir tane arttı. J 3 oldu. J'nin 3. elemanı kaç arkadaşlar? Dizinin 3. elemanı kaç? 2. İki. Şu yani. i̇ki, ile biri topla 3. Tam 3 oldu. Çift toplamı 3 üç oldu. 3 ile öyle bölünür mü? Hayır. Devam etti. J arttır. Gel. 3 oldu. 3 artı 1. 4. Yani burası 3 oldu. Bakın 3. İlk elemanda 0. elemanda 1'di. 3 artı 1. 4 olacak toplam. Hesaplasın. Sampere 4 oldu. 4 4'e bölünür mü? Evet. Bölünür. O zaman rezaltı bir tane arttır. Devam ediyorum. Sampeyr AI artı AJ. Sampeyr olduğu oldu? AI artı AJ. Yani 1 artı 1 2. 4'e bölünür mü? Hayır. Devam et. Bir sonraki eleman 1 ile 4. Topla 5. Bölünür mü? Hayır. Devam et. Bir sonraki eleman devam ediyorum. O da bölünmez. Bir sonraki eleman evet. Şimdi i başa geçti bakın arkadaşlar. Şimdi i 1 olacak. i 1 oldu. i 1 olunca ne olacak? J 2'den başlayacak. 4'ten başlayacak. Doğru mu? Evet bakın J2'den başladı. Şimdi buradan başlayacak ve bu şekilde ikinci tur diziyi tarayacak ve bu toplamları burada hesaplayacak. Bakın arkadaşlar adım adım görüyor musunuz? Adım adım J2 oldu ve topladı ve bu şekilde tamamını bu şekilde gösterip daha fazla zaman almayayım. Burada kesiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitiriyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yararlı olması için lütfen videoları durdurarak izleyin. Tamamen anlayarak izleyin. İzlemeden önce Mutlaka kendiniz soruyla uğraşın. Soruyu iyice anlamadan, soruyu çok iyi kavramadan çözümden çok verim elde edemezsiniz arkadaşlar. Soruyu çok iyi kavramanız lazım. Ne yapılacağını çok iyi kavramanız lazım. Daha sonradan sizin bunu çözmeye çalışmanız lazım. Lütfen bunu yapın. Papağan gibi bunu tekrar ettiğimin farkındayım. Tekrar etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü verimli öğrenmenin yolu budur. Durdurarak izleyin. Her bir aşamayı anlayarak izleyin. Her bir yeri anlayarak geçin. Lütfen emek verin. Ve inanın bunlar çok zor konular değil. Yeter ki siz uğraşın bunları öğrenirsin. Evet bugün diyeceklerim bu kadar. İyi günler diliyorum arkadaşlar.